Sabır Ümran, sabır. Sabır. Bugün doktorla konuştun. Ne dedi? Travma dedi. Travma sonrası stres bozukluğu dedi. Panik atak dedi. Anksiyete dedi. Ergenlikte gibi dedi. Yeniden ergenlik. Ya sabır diyeceksin. Yarın seni kaymakam çamlığına götüreyim mi? Güzellik. Bebeğe benzemez ama. Sen bir götür bakalım. Bebek mi güzelmiş kaymakam mı? Ben karar vereyim ha. Hadi çocuğum evine. Ne işin var senin kahvecinin oğluyla bu saatte dışarıda? Ne oldu? Ayağına ne oldu? Ne oldu kızım? Ben sana demedim mi topuklularla yürüyemezsin daha iyileşmedi o ayakların diye? Bir daha sana topuklu falan yok. Ben topuklu ayakkabıyla yürüyeceğim anne. Her gece bıkmadan usanmadan topukluyla yürüyeceğim. Teyzem gibi. Bu topuklunun üzerinde teyzem gibi dimdik durana kadar ben topukluyla yürüyeceğim, tamam? Evet ya Sabır. Anne. Bunlar ne? Bunlar ne? Sen benim hediyelerimi çöpe mi attın? O paçavralar sana göre değil. Paçavra ha? Paçavra. Sen paçavra görmek istiyorsan dön de bir aynaya bak anne. Bana bak terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapan sensin ya. Ne hakla ya? Ne hakla sen benim hediyelerimi çöpe atarsın? Analık hakkıyla. Atamazsın anne. Atamazsın. Duydun mu? Bunlar benim. Senin yıllarca sakladığın, öldü dediğin kadın nasıl benim teyzemse bunlar da benim. Atamazsın. Allah Allah. Geç kalmışsın Ümran. Yılanın zehrine geç kalmışsın. Senin hastanın ekosuna göreyim. Çıkmadan bir göz atayım da içimiz rahat etsin. Abi. Nasıl oldu ya bu böyle? Ha? Ha? Tamam. Sen niye kolunu ovuşturup duruyorsun? Ağrıyor mu? Kalple ilgili bir şey olmasın sakın ha? Bak hazır hastanedeyiz. Bekliyoruz. Gidip bir kontrol... Evliniz lütfen. İlacına dokunmamış. Ne? Başucumda duruyordu. Elini bile sürmemiş. Ne diyorsun abi sen? Sen ne dediğinin farkında mısın? İntihar demek bu. Ha? Ne münasebet.
kontrolden çıkmış bir astım krizi sadece. Telaffuzu bile gereksiz, tehlikeli kelimeler kullanmıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk Lebriz. Senin kadar hızlı gelemediğim için üzgünüm. Bornozla gelmek istemedim. Anlıyorum. Şimdi karşılama merasiminiz bittiyse saçma sapan yorumlar yapmadan... Daha kızının durumunu sormadan bizim yorumlarımızı mı taktın kafana? Tamam abi, sakin ol. Sabih, ben ne bekliyorum ki? Ben daha hastane bile beğendiremediğim bu kızın annesinden ne bekliyorum ki? Nasıl yani, burayı beğenmedin mi? Yıldırım Saner Hastanesi'ni beğenmedin öyle mi? Sadece her zaman gittiğimiz hastaneyi tercih ettim. Büyütülecek bir şey yok. Umay, kızımız ölüyordu. İşitiyor musun? Kızımız ölüyordu. İntihar ya da değil. Kızımız ölüyordu. Ama ölmedi. Kızımız ölmedi Reşat. Odasını hazırlayın. Tüm kontrol. Bu gece, sadece bu gece anne olmayı dener misin? Elbette. Sen abinin annesi olmadığını idrak ettiğinde denerim. Biraz sonra normal odaya alacağız. Güzel. Yalnız bilmeniz gereken bir şey var. Müdahale sırasında ölmek istediğini ve onu kurtarmamızın iyilik olmadığını söyledi. Kızınız kendini öldürmeye çalıştığını itiraf etti. Geçmiş olsun. Dörtteki hastanın dekosu Yıldırım Hoca bekliyor acil. Teşekkürler. Hocam buyurun. Ne kadar zamandırız tabii? 8 saat hocam. 8. Hayali odaya çıkardılar. Merak edersin diye düşündüm ama. Takibe devam edeceğiz.
bunlar var abla bak. Eski örneklerden. Bir de yeni şu yünü buldum. Şunlar da iyi. Bak şu değişik bir yünden buldum da. Onlardan da yaptım böyle. Sosyete oldun deyince evden konmuş Hatice'leri. Gazeteleri açsın da görsün. Kızı çarşaf çarşaf. Ya ne konuşuyorsunuz siz? Ha? Ne gazetesi? Ne oluyor ya? Ha? Ne gazetesi diyorum? Komşu olacaksınız. Yazıklar olsun. Kahvaltısına bile dokunmadı. Odasına giriyorum, çıkıyorum. O babasına bakıyor, babası ona. Kömürlük güzeli zor çalıyor vallahi. Ay ne diyorsun Allah aşkına ağzının içinde? Bu mayanım dün geceyi kapatmış. Bizimkinin karnından hiç satırı yok. Ama kömürcü güzeli iyice meşhur oldu vallahi. Baksana şuna bak. Köyde bile magazin. Vah yavrucak, vah. Köyde bile rahat yok desene. Aa, kolay mı canım Umay Karay'ın kömürlükten çıkma yeğeni olmak? Sen bakma bunun gözü açılmadı daha. Hah, sana bak şuraya yazıyorum. Bu kız o kömürlüğünde bizim ana kraliçenin daha çok ekmeğini yiyecek. Hadi işine bak, hadi. Selam. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Hayal abinin yanında. Ve Lebriz'cim, dün gece annelikle alakalı tavsiyelerini yeteri kadar dinledim. Bu konu abimle ilgili. Dün gece sürekli kolunu ovuşturup duruyordu. Ha. Skandal. Sol kol kalple ilgili olabilir. Biliyorsun çocukluğundan beri aritmisi var. Yani mutlaka biliyorsundur. Hı hı. 20 yıldır check-up'larını kendi ellerimle yaptırdığım için evet haberim var. Lebriz'cim içini rahatlatmak gibi olmasın ama yeğenini taşımak biraz zor. Ben Yıldırım Sener diyorum. Efendim? Anlayamadım. Ne diyorsun? Dün gece onun hastanesiyle ilgili tuhaf ön yargını kırmışsındır diye düşünüyorum. Bak, Yıldırım Saner abim için doğru adres. Sadece dünya çapında iyi bir profesör olduğu için değil. Yani hastalarıyla kurduğu diyalog muhteşem. İyi de adamın reklamını bana neden yapıyorsun? Sen de belki abime yaparsın diye. Biliyorsun, abim her şeyle ilgilenir ama kalbini ihmal eder. Bak, Yıldırım Saner doğru isim. Yani onun o golf oynadığı profesörler gibi değil, anladın mı? Ne bileyim, nazının geçmeyeceği, asla atlatamayacağı biri. Bak Umay, eğer seninle beraber abimi onunla görüşmeye ikna edebilirsek... Abinin kalbi gayet sağlıklı. Ona gereksiz yere doktor empoze edip canını sıkma lütfen, olur mu? Sen niye gerginsin? Hı? Yeğeninle ilgilen. Kocamı bana bırak. Dün gece hastanede ne oldu öyle? Korkmuş gibi, birinden saklanıyor gibi. Böyle kafama takıldı sadece merak. Bu... Ya... çok iyiydi ama... ya sinirim bozuldu, çok özür dilerim, sinirim bozuldu. Ne? Ya o kadar iyiydi ki ya ben... Konuşamıyorum. Bir şey soracağım bunu. Bir ara ya konuşmamız gerekiyor. Gerçekten bunu bir ara konuşabilir miyim ben? Gülmeden durabildiğim bir ara lütfen konuşmak istiyorum. Ay güldürdüğüme sevindim.
Ama daha bitirmedim. Abimin kalbi diyorum. Bende. Abinin kalbi bende. Maalesef sen de. Alo, Volkan. Abimle ilgili yardıma ihtiyacım var. Dün gece sen hastaneye koşarken ben bile kalp krizi geçiriyordum Rebiz. Sence de biraz abartmıyor musun? Ayrıca adam hayali kucağında taşımış. Yani kalbinin biraz zorlanması... Volkan, ben ciddiyim. Geyik yapmıyorum. Abimin sağlığı söz konusu burada. Anlıyorsun değil mi? Tamam. Tamam. Merak etme. Gözüm üstünde olacak. Ayrıca en ufak bir sorun gördüğümde... kimi arayacağımı biliyorum. Bakacağız buna. Volkan? Hocam. Hayırdır? Dün gece buradaydık hocam. Maa aile. Test ettik, onayladık. Güzel hastane. Ne diyorsun ya? Ciddi bir şey yok umarım. Daha yok. Bizim ufaklığın astım krizi. Aslında seni arayacaktım ama geldim, yarım saate kalmadan taburcu olduk. Nasıl şimdi? Benim yapabileceğim bir şey var mı? Daha yok. Şu an evdim. Eğer bir aksilik olursa tekrar... Umran Hanım. Unuttun beni. Ne oldu demin öyle? İyi misin? Yok yok, iyiyim. Hocam, acile bekliyoruz. Tamam, sen bir kahve iç, geliyorum. İmran kim ya? Sorun Volkan mı? Ne? Nasıl bir soru bu baba? Bak kızım. Annem bana hastanede Volkan'la ilgili bir şeylerden bahsetti. Zaten daha önce de böyle bir şeyler ima etmişti. Evet, siz Volkan'la beraber büyüdünüz. Ama artık sen genç bir kızsın. Yani bunlar doğal. Yani hislerin... Bak, Volkan'a karşı böyle hisler besliyorsan... ve bu sana acı veriyorsa şayet... Annem sana ne söyledi baba? Ne yani ben Volkan yüzünden mi? Hayal, yani ben... Lütfen, bunda utanılacak bir şey yok. Bana bunları anlatabilirsin. Bak kızım, annen Volkan'ı sana istemeden de olsa kötülük ettiğini düşünüyor. Volkan burada bizimle beraber yaşamak zorunda değil. Onun kendine ait bir hayatı olabilir. Kendine ait bir evi olabilir. Annem faturayı Volkan'a kesiyor. Çünkü gerçeği biliyor. Ne kadar yalnız olduğumu ve hayatı geri istediğimi biliyor. Anlamadım. Hayır, bir dakika. Yani bütün bunlar hayat için... Çocukça, hastalıklı geliyor. Biliyorum. Ama benim yalnızlığım da zaten hastalık gibi bir şey değil mi baba? Astımımdan daha yakın bir arkadaşım yok. Sen bütün gün şirkettesin. Annem derneklerde, açılışlarda, alışverişte, okulda, evde, tatilde. Ben her yerde yalnızım. Hep bir kardeşim olsun istedim. Olmadı. Ama hayatla biz kardeş çocuklarıyız. Benim ona... Onun da yeni bir hayata ihtiyacı var. Neden birbirimize kavuşmayalım ki baba? Karanlık tuhaf bir şey. Önce korkarsın. Sonra gözlerin alışır. Gözlerin alıştıkça yüreğin alışır. Korkmazsın. Karanlık artık tanıdıktır. Bazıları karanlıktan hiç korkmaz. İçine doğmuşlardır çünkü. Karanlığın içine doğmuşlardır.
Onların gözü de gönlü de doğuştan alışıktır karanlıkta görmeye. Bazıları da içlerinde karanlıkla doğmuştur. Gözleri karanlık bakar, yürekleri karanlıktır onların. Işık giremez. Sevgi, inanç, merhamet hepsini yutar. Yok eder o içlerindeki karanlık. Onlar ne karanlığa ne de karanlıkla doğmuştur. Karanlıkla doğmuştur onlar. İçlerindeki karanlıkla, karanlıkla yaşarlar. Tıpkı benim babam gibi. Ulan ne kadar para verdi lan size. Şu halinize bakın. Kafayı gözü taktınız. Paramızı demiyor. Ya bunu şu zavallı, zavallı Cemal'in cesedi ne olacak peki ha? Ulan bu ne? Kapıda silahlı adamlar. Kafamda çuval, ellerimde kelepçe. Sende havalar 1500. Ha? Ümmü bacı. Ümmü bacı diyorum da böyle bir gülme geliyor. Bu devlet gibi kadına kim Ümmü bacı diyebilir ki? Ha, kız, sen böyle tepeden tırnağa kendini kime yaptırdın? Ha, kaç para verdin 0 kilometre biri olmak için? Haddini bilirim. Ha, boş yapma diyorsun. İş konuşalım diyorsun. Peki tamam da bu kapıdaki adamlar... Kocanın adamları mı? Ha? Kocamın adını o leş ağzına alabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Erişte'nin dünyadan haberi yok. Estetik yaptırdığını biliyor mu? Önceki sonraki fotoğraflarını gördü mü? Görse kafayı yer, tanıyamaz seni. Tek kelime daha. Tamam tamam. Sen söyle bakayım benim yerime kimi harcadın? Morga ayarladım. Çünkü ben katil değilim. Ama inan bana, eğer katil olsaydım ilk kurbanım sen olurdun. Ben de diyelim, çünkü senin o uğursuz öldüremedim. Ah be abim, ah. Kemiklerin sızlamayacakmış şimdi. Bak cenazenin bir elin parmağını geçmiyor. İyi halt ettin. Yaptın yapacağını gittin. Olan yine bacın oldu. Bari oralarda efendi o. Ama da bana da musallat olayım de. Bundan sonra adın Eşref Kaya. Banka hesap cüzdanın, kredi kartların, kimliğin. Sonunda biz de insan sınıfına girdik ha. Kredi kartları, hesap cüzdanı falan. Bankadaki hesabından tek kuruş fazlası olmayacak. Pazarlık yok. Ne uygun gördüysem o. Eşref Kaya yolunu bulur diyorsun.
Şu Esref Kaya'nın şu ellerini de açsak artık hadi. Bu da pasaport. Pasaport vay. Nereye postalıyorsun beni bakayım? Nijerya. Biraz paranı kıysaydın da Paris'e falan yollasaydın beni ha? Öyle hayal etmemiştim. Bu kadar kolay kurtulamayacaktım benden. Ölüm döşeğinde ben yanında olacaktım senin, ben. Son nefesinde gözlerine bakacaktım senin. Sen de bana bakmak zorunda kalacaktın. Benden neden nefret ettiğini anlatacaktın. Son nefesinde bile olsa anlatacaktın bana. Tövbe edecektin baba! Durun, durun, durun! Tövbe edecektin sen! Pişman olacaktın! Annem, kızım! Pişman olacaktın! Bana yaptıklarından pişman olacaktın! Gel anne, gel! Kızım diyecektin, pişmanım diyecektin! Gel, gel! Kalk! Kalk, affettin! Kalk! Kalk, affettin efendim, kalk! Kalk, affettin! Kalk, üzüldüm! Kızım yapmayın, etmeyin, günahsız! Cenaze doldurdu, unutmayın! Kızım, affettin! Kalk! Bu gece kargo uçağıyla görevli olarak gideceksin. Orada yeni bir hayata başlayacaksın. Banka hesabı dolu özgür bir adam olarak. Ben bir yere gitmiyorum. İstesen de gidiyorsun. İstemesen de gidiyorsun. Seni burada görmek istemiyorum. Ama bundan sonra gölgen benim. Ve sen ölü bir adamsın. İkinci hayatının kıymetini bildin, bildin. Bilemedin, Eşref Kaya da ölü bir adam olur. Hadi yüzüm, bir güzellik yaptık, kıymetini bil. Zorla güzellik için ne derler bilirsin. Zorla güzellik olmaz derler ama. Ama sen yine de onlara inanma, bana inan. Hani sen katil değildin? Katil değilim. Ama olabilirim. Ulan sen Umay Karaysan, ben de kırık Cemal'im lan! Zorla güzelliğin kitabını yazdım ben! Kitabını yazdım lan! Kitabını yazdım! Ulan zorla güzelliğin kitabını yazdım ben lan! Kitabını! Ümmü Bacı! Ben yanlış yaptım. Kızımı getirmeyecektim buraya. Küçük yer, işte bir gazeteye çıktı diye bir şey oldu sanıyorlar. Zaten bize burada rahat yoktu. Şimdi artık nefes alacak halimiz yok. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Kızın psikolojisi de etkilenir bunlardan. Ne yap? Ben her gün sana dua ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Kızım sayende kurtuldu. Evi satılığa çıkaracağım. Hani ne zaman satılır, ne olur bilmiyorum ama... Nasıl desem, senin ilçede hani daha ne zamandan çıkacak dediğin bir kiracı vardı. Eğer emlakçıya vermediysen... Diyorum ki ben... Yani ne kadar oranın kirası? Neredeydin? Spa'ya gittim, gevşedim biraz. Senin canın mı sıktı? Nebriz yüzünden değil mi? Şu... Sol kol uyuşma meselesi, kardiyolog aramalar falan. Bak ne diyeceğim. Biraz dinlen. Havaalanına gidiyoruz. Havaalanına? Hayali intihar hediyesi geliyor demek ki. Küçük kızımız nereye gitmeye karar verdi? Bali'ye mi yoksa 1500. kez Miami'ye falan mı?
İlk ve son kez olarak Karalılara. Hayatı istiyor. Hayatı istiyor. Yalan söylüyor Reşat. Nasıl bu kadar saf olabiliyorsun? Kızımız gözünün içine baka baka yalan söylüyor ve sen... Ve ben babası olarak üzerime düşeni yapıyorum. Üzerine düşeni yapıyorsun. Sen aklını mı kaçırdın? Kızımız küçük bir çocuk gibi... yeni bir oyuncak ister gibi güya kuzenini tutturdu. Ve sen köye gidip oyuncak alır gibi kuzenini almaktan bahsediyorsun. Bu mu senin üzerine düşen? Kızımız yalnız Umay. Kızımız çok yalnız, görmüyor musun? Evet, yalnız. Ama yalnızlığı bile volkan kadar umrunda değil. Asıl sen bunu görmüyorsun. O volkanı istiyor, takıntılı. Anlıyor musun beni? Volkan'a takıntılı. Dün gece de sadece volkan... Öz ablam boğazına sarılıp yeğenini kaçırmakla suçladı seni. O olaydan beri gözün içine bakıyorum. Sen ağzını açmıyorsun. Ablan senden nasıl bu kadar nefret etti? O kadına ne yaptın bilmiyorum. Ama işin kötüsü galiba artık umurumda bile değil. Çünkü dün geceden beri tek derdim kızım. Kızım beni neyi istediğini ikna etti ve ben ona istediğini vereceğim. Şimdi lütfen memleketine uygun bir şeyler giyer misin? Yok, telefon yok. Kırdı attı kesin. Bulamıyorum. Senin telefonunda da kontör yok her zamanki gibi. Hı? Çaldırıp kapatacağım. Kontör alacak paraları yok diyecek ya. Hadi gel biraz yardım et bana. Hadi gel kızım gel. Gel yarın taşınıyoruz, gidiyoruz mis gibi evimize. Kamyoneti ayarladım sabah, erkenden gelecek. Çok işimiz var daha, çok hadi gel güzelim. Hmm, diyorsun yani. Kontör alacak para yok ama taşınıyoruz ha. Bravo, çok iyi. İyi hemşire hanım, sağ olsun. Ya yardım edecek, bak kirayı peyderpey vereceğim. Zaten ilçedeki pazar da büyük. Ya, el işlerini orada sattım mı tezgahın kirası çıkar. Sonra kalanla da evin kirasını öderim. Aa, dükkanda da çalışacağım. Aliye teyzen yanına alacak beni terziye. Vay be. Çok havalıyız yine ya. Ne oluyor? Ne mi oluyor? Hayır, ne bekliyorsun ki sen köyden ilçeye? Hı? Göbek mi atayım taşınıyoruz ya, ne yapayım? Hem sen orada fotoğrafımı çekmezler mi sanıyorsun? Hı? O kıyafetleri giyip bayrak sallarsan çekerler tabii. Mesele üstündekiler değil anne. Mesele artık kömürlük bile değil. Sen ne kadar inkar etmeye çalışsan da ben Umay Karay'ın yeğeniyim. Duydun mu? Soramıyorsun bile değil mi? Hı? Merak bile etmiyorsun. Anca orada saklanıyorsun. Teyzen sana iyi davrandı mı? Ne konuştunuz? Kuzenin nasıl bir insan? Hiç merak bile etmiyorsun değil mi? Hayat. Öyle şımarık zengin kızı gibi değil mesela. Aslı masası mesela doğuştan. Ama bu senin umurunda bile değil değil mi? Ben orada ne yedim ne içtim hiçbir umurunda değil değil mi? Hı? Anca saklan orada.
şu şilteleri kaldıracağım. Hadi yardım et bana. Kıskanç. Ne dedin sen? Kıskançsın sen ya. Kıskanıyorsun sen teyzemi. Deli gibi kıskanıyorsun sen teyzemi, değil mi? Gücünü, başarısını, her şeyini kıskanıyorsun. Ne başarmış seni teyzen? Hı? Ne yapmış senin teyzen kızım? Ne yapmış? Mesleği ne? Ne iş yapıyor senin teyzen? Ya orası burasını yaptırıp babası yaşındaki adamla evlenmiş. Koca parası yiyor senin teyzen. Ben arabadayım. Buradan çekip gitmiş de ne yapmış senin teyzen? Yani neyi başarmış? Cevap versene bana. Ha, cevap ver bana. Cevap ver. Ha, ne susuyorsun? Söyle, cevap ver bana. Hadi cevap ver, söyle. Benim teyzem kaçmış gitmiş, Umay Karay olmuş. Sen ne oldun anne? Hı? Sen kendine bir baktın mı? Hı? Sen önce bir kendine bak, ondan sonra teyzeme laf söyle. Zavallı bir ezikten başka ne oldun ki sen? Özür dilerim abi. Özür dilerim, çok özür dilerim. Çok... Yavrum, anne çok özür dilerim. Hatta özür dilerim. Senden nefret ediyorum. Özür dilerim. Senden gerçekten nefret ediyorum. Teyze. Ah abim, ah. Sen muhtaç ettin ya beni şu cadalozların kapısına. Neyse, helvamızı kapurduk. Ayaklarına gidiyoruz. Kapıyı da artık yüzümüze kapatmazlar herhalde. Gel. Gel, sana evi gezdireyim, gel. Gel bak bakalım, gel. Heyecandan sormayı unuttum. Hayal'le eniştem de dışarıdalar, değil mi? Reşat arabada bekliyor. Hayal İstanbul'da. Hatırladın mı evi? Nasıl? Hatırlamıyorum. Ben burayı hiç hatırlamıyorum. Tamam. Sen geç otur, ben sana bir çay... Hayat, Hayat. Hayat. Biz buraya sizi almaya geldik. Ne? Bir dakika, bir dakika. Ne? Ne? Anne! Siz
kimi nereden alıyorsunuz ya? Hı? Sen bakkaldan ekmek peynir mi alıyorsun? Ha? Anne dedim. Ümmü. Hanım. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Gerçek ismini duymak zoruna mı gitti? İkinize de kapımız sonuna kadar açık. Biz dışarıda bekliyoruz. Ya sen teyze, benim kızımın bir... Ne sandın? Ne sandın sen benim kızımı? Yeter artık anne.